Merhaba Hava Dünya takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Meteorolojiden uyarı var. Özellikle Ege bölgesi ve Marmara bölgesi için Lodos bekleniyor. Yani fırtına şöyle özellikle Ege, yine söylediğimiz gibi zaten Ege bölgesi ve Marmara bölgesi şiddetli bir fırtına bekleniyor. Sabah erken saatlerde yarın pazartesi yani 70 ila 110 kilometre arasında olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'dakiler yani orada çoğunluklu olduğu için dikkatli olması gerekiyor başta. Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da aynı geçerli olmak üzere yine Balıkesir tarafları. Dediğimiz gibi bu bölgeler dikkatli olması gerekiyor. Şimdi de hemen kısaca bahsettiğimiz fırtına hızından yani nereler etkilenecek hemen kısaca bir göz atalım, sonra kar tahminlerimize de geçeceğiz. Yarın ve diğer günler için beklenen Lodos fırtınası özellikle gördüğümüz üzere Balıkesir, İstanbul, Kırıklareli, az önce yine söylediğimiz gibi şöyle bir hava dalgası geçiyor. Yani dikkatli olmalısınız. Şimdi de hemen kar tahminlerimize geçelim. Şöyle baktığımız üzere ilk 3 gün özellikle az önce zaten uyarıda bulunmuştuk. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Kırıklareli gibi bölgelerimizde ya yani şehirlerimizde şiddetli yağışlar bekleniyor. İlk hafta yani bu haftanın sonlarında, bu ayın sonlarında yağışlı geçiyor. Kar haberleri sadece doğu bölgelerimizde var. Birazcık da olsa İç Anadolu bölgelerinde. Yine devam edelim. Bakalım geçen gün sistemimizden bahsediyorduk. Şöyle dikkatli olmamız gerekiyor. 3-4 Aralık tarihleri arasında İzmir, Balıkesir bölgeleri, Çanakkale bu bölgelerimiz, yani pardon, bu şehirlerimiz dikkatli olması gerekiyor. Şiddetli yağışlar geliyor. Şöyle devam edelim. Kar tahminlerimiz maalesef şu anlık kar tahminlerimiz yine değişmiş bulunmakta. Ama diğer bir uygulamamıza bakacağız. Orada da neler söyleniyor? Oraya da kısaca bir göz atacağız. Şöyle baktığımızda ilk 3 günlük kar tahmin yağışının toplam şeklini gösteriyor bize. Sonraki 5 gün için zaten Doğu Anadolu bölgelerinde var. Sonraki 10 gün içerisinde de belki İstanbul'da karla karışık yağabilir. Balıkesir taraflarında da belki, Balıkesir'in yüksek bölgelerinde kar bekleniyor zaten. Böyle gördüğünüz üzere Antalya'nın kıyı bölgeleri hariç iç bölgelerine doğru yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Zaten gördüğünüz üzere özellikle Hakkari bölgeleri 30-40 santime varan karlar bekleniyor. Gördüğünüz üzere Trabzon, Rize, Artvin bölgeleri yine kar bekleniyor. Şu anlık hava durumu böyle. Ankara'ya da karla karışık yağabilir. Yani şu anlık hava durumumuz böyle. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.